Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu ein, eine, kein, keine. Acaba bunu Türkçe nasıl anlatabilirim? Ein, eine arkadaşlar bir adet anlamına geliyor. Kein, keine de hiç adet gibi birebir Türkçe'yi çevirebilirim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dilerseniz örnek cümlemizle bir başlayalım. Öncelikle örnek cümleye başlamadan önce arkadaşlar bunun sorusuna bir bakalım. Sorusu was ist das? Was ist das? Was ist das arkadaşlar? Bu ne demektir? Bu nedir anlamına geliyor. Was ist das? Der Bleistift. Evet, bunu ayrıntılı şekilde artikeller konusunda görmüştük. Hatırlayacaksınız. Neydi? Der Bleistift. Artikel konusunda gördük. Der Bleistift kurşun kalem demek değil mi? Tek başına değil mi? Kurşun kalem dendiğinde ne yapıyormuşuz? Artikeliyle anlıyormuşuz. Der Bleistift demek ki kurşun kalemmiş. Şimdi ben diyeceğim ki bu bir kurşun kalemdir. O zaman das ist ein Bleistift. Demek ki bu bir kurşun kalemdir dediğimde das ist ein Bleistift demem gerekiyormuş. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar der ne oluyor? Ein ile anılıyor. Dolayısıyla das ist ein Bleistift, bu bir kurşun kalemdir. Die Lampe, evet bunu da gördük. Neydi? Die Lampe, lamba demek. Bu bir lambadır diyecek olursak das ist eine Lampe. Evet, bu bir lambadır. Fark ettiyseniz arkadaşlar die artikelinde ne oluyormuş? Eine. Dolayısıyla bu bir lambadır derken das ist eine Lampe. Şimdi kalkıp da ben das ist ein Lampe dersem yanlış olur. Mutlaka ne yapacağım? Eine demem gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bakın buradan artikellerin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Artikeller konusunda bunu söylemiştim. Çok önemli diye, mutlaka ezberlenmesi gerekiyor diye. Bakın burada ortaya çıkıyor önemi. Das Buch neydi arkadaşlar? Das Buch kitap demekti. Şimdi bu bir kitaptır diyecek olursak das ist ein Buch demem gerekiyor. Das ist ein Buch demek ki neymiş arkadaşlar? Bu bir kitaptır. Sarıyla ifade ettiğim artikel neydi arkadaşlar? İster der, ister die, ister das artikeli olsun, çoğullar her zaman die artikelini alıyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla die Bücher kitaplar anlamına geliyor. Cümlemize bakalım arkadaşlar. Das sind Bücher. Bakın bu sefer ne olmuş? Ist olmamış da ne olmuş? Sind olmuş. Bunlar kitaplardır gibi Türkçe'yi çevirebilirim. Dolayısıyla bunlar kitaplardır dediğimde çoğul olarak karşımıza sind geliyor ve dikkat ettiyseniz eksi koymuşum. Neden? Buraya kalkıp da şey demem değil mi? Bunlar bir kitaplardır demem. Bu Türkçe'ye de aykırı, Almanca'ya da aykırı. Dolayısıyla das sind Bücher demem gerekiyor. Buradaki eksiği özellikle belirttim ki ein eine'nin olmadığını anlayalım diye. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Ardından olumsuzluğunu görelim. Was ist das? Der Bleistift. Das ist ein Bleistift. Der Bleistift. Das ist ein Bleistift. Die Lampe. Was ist das? Das ist eine Lampe. Die Lampe. Das ist eine Lampe. Was ist das? Das Buch. Das ist ein Buch. Das Buch. Das ist ein Buch. Was ist das? Die Bücher. Das sind Bücher. Die Bücher. Das sind Bücher. Şimdi arkadaşlar olumsuzlukları inceleyelim. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Das ist ein Bleistift arkadaşlar. Bu bir kurşun kalemdir anlamına geliyor. Bunu olumsuz yaptığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok kolay. Başına bir K harfi getirdiğimde olumsuz yapmış oluyorum. Das ist kein Bleistift. Bu bir kurşun kalem
değildir anlamına geliyor arkadaşlar. Das ist kein Bleistift demek ki bu bir kurşun kalem değildir. Das ist eine Lampe, bu bir lambadır. Bu bir lamba değildir diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Gene aynı mantık. Ne olacak bu? Das ist ne diyeceğim? Keine Lampe, bu bir lamba değildir demek ki das ist keine Lampe. Sonrakine bakalım. Das ist ein Buch, bu bir kitaptır. Bunu olumsuzlayalım. Ne yapacağız arkadaşlar? K harfini yerleştireceğim. Das ist kein Buch, bu bir kitap değildir demiş oluyorum değil mi? Das ist kein Buch. Şimdi sıra geldi çoğullara arkadaşlar. Çoğullar hangi renkle ifade ediliyordu? Sarıyla. Sarı renk neydi? Hangi artikeldi? Die artikeli. Şimdi cümlemize baktığımızda arkadaşlar, das sind Bücher. Bunlar kitaplardır. Değil mi? Bunlar kitaplar. Dolayısıyla bunun artikeli die aynı olmadığına göre sizce bunu olumsuzlayacak olursak ne yaparız arkadaşlar? Şöyle bir düşünelim. Ne olabilir? Olumsuzladığımda die artikeli var işin içinde. Dolayısıyla burası arkadaşlar das sind keine Bücher. Demek ki bunlar kitap değildir değil mi? Kitaplar değildir dersem tabii Türkçe'ye aykırı bir şey oluyor ama çoğul olarak düşündüğümüzde demek ki bunlar kitap değildir demiş oluyorum. Demek ki çoğullarda die artikeli olduğundan dolayı bunu olumsuzladığımda keine demiş oluyoruz. Dolayısıyla keine Bücher, das sind keine Bücher ile bunlar kitap değildir demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Az önce ne demiştik? Bu bir kurşun kalemdir derken das ist ein Bleistift. Bunu olumsuzladığımızda das ist kein Bleistift ile ne yapmış oluyorum? Bu bir kurşun kalem değildir demiş oluyorum. Das ist eine Lampe, bu bir lambadır. Bu bir lamba değildir derken das ist keine Lampe demiş oluyoruz. Das ist ein Buch dediğimde bu bir kitaptır. Bu bir kitap değildir derken das ist kein Buch demiş oluyoruz. Das sind, evet burada bir şey yoktu. Das sind Bücher, bunlar kitaplardır dediğimde değil mi? Bunlar kitaplar dediğimde das sind Bücher. Demek ki bunu olumsuzladığımda das sind keine Bücher demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Das ist kein Bleistift. Das ist kein Bleistift. Das ist keine Lampe. Das ist keine Lampe. Das ist kein Buch. Das ist kein Buch. Das sind keine Bücher. Das sind keine Bücher. Arkadaşlar, bu cümleler artikellerle ilintili olduğu için bunu da bu noktaya da değinmek istiyorum. Şimdi ben cümlenin içerisinde artikel barındırıyorsam eğer o ilgili nesneye ya da anlattığım her neyse ona bir vurgu yapmış oluyorum, bir adres göstermiş oluyorum. Ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Şimdi das ist kein Bleistift, bu bir kurşun kalem değildir demiş oluyoruz değil mi? Şimdi buradaki K harfini sildiğimizde das ist ein Bleistift dediğimde özellikle parmak işaretiyle gösteriyorum. Bir nedir? Bu bir kurşun kalemdir. Ama bu aynı tamamen sildiğimde ve bunun yerine artikel getirecek olursam das ist tabii bunu siyahla ifade edeyim ki daha anlaşılır olsun. Das ist der Bleistift dediğimde arkadaşlar burada diyorum ki bu o kurşun kalem. Yani benim bahsetmiş olduğum bir kurşun kalem var ve o ilgili kurşun kalem ne olabilir? Satın almak istiyorumdur ve diyorumdur ki işte bu o kalem. Dolayısıyla das ist der Bleistift dediğimde arkadaşlar bir adres gösterme var. Ein bir adet anlamına gelirken der orada bir adres gösterme söz konusu. Burada da arkadaşlar das ist
Aynı lampı olumsuz yaptığımda ne diyormuşum? Keine Lampe demiş oluyorum. Bunu da sildiğimde, bunun yerine ben artikel koyduğumda kırmızıyla işaretli olan artikel neydi? Die artikeli. Öyle değil mi? Dolayısıyla das ist die Lampe dediğimde bir lamba vardır ve çok hoşuma gidiyordur o lamba. Derim ki işte bu o lamba. Dolayısıyla das ist die Lampe demiş oluyorum. Adres gösteriyorum. Ancak eine Lampe dersem bu bir lambadır anlamı doğmuş oluyor. Aynı şekilde das ist kein Buch, bu bir kitap değildir. Das ist ein Buch, bu bir kitaptır. Ama bahsetmiş olduğum bir kitap varsa yeni çıkmıştır ve merakla onu okumak istiyorumdur değil mi? O işte bu kitap, o kitap. Sana bahsetmiştim ya. İşte bu o kitap dediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Artikelimi yerleştirmem lazım ki yeşille ifade ettiğim hangisiydi? Das artikeli. Dolayısıyla das ist das Buch dediğimde sana söylediğim bir kitap vardı ya, işte bu o kitap. Mutlaka okumalısın dediğimde das ist das Buch demiş oluyorum. Adres gösteriyorum. Peki çoğullarda? Çoğulların artikeli neydi arkadaşlar? Die. Dolayısıyla ne yapacağım? Keine yerine ne yapacağım arkadaşlar? Artikelim sarıyla ifade ettiğim neydi? Die artikeliydi. Dolayısıyla das sind die Bücher, işte bunlar o kitaplar demiş oluyorum. Dilerseniz şöyle bir tekrarlayalım, şöyle bir toparlayalım. Demek ki ne yapıyormuşum? Cümlenin içerisinde artikel varsa adres göstermiş oluyorum arkadaşlar. Tıpkı bu o kurşun kalem dediğimde das ist der Bleistift. Tekrarlayalım. Das ist der Bleistift. Tekrar. Das ist der Bleistift. Peki die Lampe, evet o lamba dediğimde, bu o lamba dediğimde das ist die Lampe demiş oluyorum değil mi? Tekrarlayalım arkadaşlar. Das ist die Lampe. Das ist die Lampe. Evet. Buraya baktığımda das ist das Buch dediğimde, bu o kitap dediğimde ne diyecekmişiz? Tekrarlayalım. Das ist das Buch. Tekrar. Das ist das Buch. Evet, bunlar o kitaplar dediğimde çoğul olarak söyleyelim. Das sind die Bücher. Tekrar. Das sind die Bücher. Sıradaki örneklerle devam edelim arkadaşlar. Der Radiergummi. Evet, bunu görmüştük daha önceden. Neydi der Radiergummi? Silgi demekti, öyle değil mi? Şimdi, was ist das? Bu nedir? Das ist ein Radiergummi. Bu bir silgi dediğimde demek ki bu bir silgi neymiş? Das ist ein Radiergummi. Das ist ein Radiergummi. Bu bir silgidir. Buraya bakalım. Die Tafel. Neydi arkadaşlar bu? Die Tafel. Tahta demekti değil mi? Die Tafel. Tahta. Bu bir tahtadır derken das ist eine Tafel. Bakın neden aynı oldu? Demek ki die artikeli aldığından dolayı ne olmuş? Die Tafel, eine Tafel şeklinde yorumlanmış. Das Papier, kağıt demek. Das Papier, bu bir kağıttır diyecek olursak demek ki das ist ein Papier dediğimde das ist ein Papier, bu bir kağıttır anlamına gelmiş oluyor. Die Radiergummis, evet sarıyla ifade edilmiş ve S takısı almış değil mi? Silgiler anlamına geliyor. Burada bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Çoğul olduğundan dolayı ist yerine sind getirmiş oluyorum. Dolayısıyla bunlar silgilerdir gibi bir anlam çıkmış oluyor. Demek ki das sind Radiergummis, bunlar silgilerdir demiş oluyorum. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım. Demek ki was ist das, bu nedir diye sorduğumda bu bir silgidir derken das ist ein Radiergummi demiş oluyoruz. Das ist eine Tafel, bu bir tahtadır anlamına gelen das ist eine Tafel, demek ki bu bir tahtadır demiş oluyoruz. Das ist ein Papier, bu bir kağıttır. Değil mi? Das ist ein Papier, bu bir kağıttır. Ve çoğul olarak baktığımızda bunlar silgilerdir dediğimizde das sind Radiergummis.
Das sind radia gummis demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları bir tekrarlayalım arkadaşlar. Hazırsanız doğru telaffuzuyla söyleyelim. Was ist das? Der Radiergummi. Das ist ein Radiergummi. Der Radiergummi. Das ist ein Radiergummi. Was ist das? Die Tafel. Das ist eine Tafel. Die Tafel. Das ist eine Tafel. Was ist das? Das Papier. Das ist ein Papier. Das Papier. Das ist ein Papier. Was ist das? Die Radiergummis. Das sind Radiergummis. Die Radiergummis. Das sind Radiergummis. Şimdi bunların, bu cümlelerin olumsuzluğunu yapalım arkadaşlar. Olumsuzluk çok kolaydı. Ne yapıyordum? Ein'lara, değil mi? K harfini kein ile olumsuzlamış oluyordum. Das ist ein Radiergummi. Bu bir silgidir. Bu bir silgi değildir derken ne yapacakmışız demek ki? K harfini getireceğim. Das ist kein Radiergummi. Tekrarlayalım arkadaşlar. Das ist kein Radiergummi. Das ist kein Radiergummi. Das ist eine Tafel. Evet, bu bir tahta. Şimdi bunu olumsuzlayalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Keine, değil mi? Dolayısıyla söyleyelim, tekrarlayalım. Das ist keine Tafel. Das ist keine Tafel. Das ist ein Papier. Bu bir kağıttır. Olumsuzlayalım. Ne yapacağız? K harfini koyacağız. Öyle değil mi başa? Dolayısıyla söyleyelim. Das ist kein Papier. Das ist kein Papier. Evet, az önce söyledik. Das sind Radiergummis. Bunlar silgilerdir. Olumsuzluk ne olacak? Die olduğundan dolayı, tıpkı die tekilde olduğu gibi keine olacak. Das sind Radiergummis. Dolayısıyla eksimi sildim. Onun yerine ne yapacağım? Keine. Tekrarlayalım arkadaşlar. Das sind keine Radiergummis. Tekrar. Das sind keine Radiergummis. Evet, şöyle bir üzerinden geçelim. Demek ki olumsuzluk yaptığımda arkadaşlar ne yapıyormuşum? K harfini getiriyormuşum aynın yanına, başına. Dolayısıyla tekrarlayalım. Das sind, düzeltiyorum. Das ist kein Radiergummi. Das ist keine Tafel. Bu bir tahta değildir. Tekrarlayalım. Das ist kein Papier. Bu bir kağıt değildir. Das sind keine Radiergummis. Bunlar silgiler değildirler gibi. Tabii Türkçe'de öyle demeyiz. Ne deriz? Bunlar silgi değildir deriz, değil mi? Anlaşılır olması için zaman zaman böyle Türkçeyi katlettiğim doğrudur. Kusura bakmıyoruz, değil mi arkadaşlar? Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu öğrenmiş olduklarımızın üzerine adres gösterme yapalım. Adres gösterme neydi? Cümlenin içerisinde artikel varsa ne yapmış oluyorum? Bir vurgu yapmış oluyorum. Bunu da bir görelim. Siyah kalemle üstünden geçelim. Şimdi das ist kein Radiergummi. Bu bir silgi değildir. K harfini sildim. Ne oluyormuş demek ki? Das ist ein Radiergummi. Bu bir silgidir. Aynı da sildim. Evet. Mavi renk hangi artikelde arkadaşlar? Mavi hangi artikelle anılıyordu? Der artikeliyle. Dolayısıyla das ist der Radiergummi ne anlama gelmiş oluyor? Bu o silgi anlamına gelmiş oluyor. Das ist der Radiergummi. Das ist keine Tafel. Bu bir tahta değildir. Evet, K harfini de silerken das ist eine Tafel. Bu bir tahtadır anlamına gelmiş oluyor. Aynıyı de sildim. Bunun yerine kırmızı hangi artikelde arkadaşlar? Die artikeli. Dolayısıyla das ist die Tafel derken bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu o tahta anlamına geliyor. Das ist kein Papier. Bu bir kağıt değildir. K harfini sildim. Bunun yerine ein Papier, das ist ein Papier dediğimde bu bir kağıttır demiş oluyorum. Peki aynı da sildiğimde, bunun yerine artikelimi getirdiğimde yeşil hangi artikeldi arkadaşlar?
das artikeli. Dolayısıyla das ist das Papier dediğimde bu o kağıt demiş oluyoruz, değil mi? Das ist das Papier demiş oluyoruz. Peki das sind keine Radiergummis, bunlar silgiler değildirler gibi bir anlam doğuyor, değil mi? Çoğul anlamda. Peki ben bunu sildiğimde aynı diyemeyeceğim. Peki bunun yerine artikelimi koyduğumda, ki buraya artikel koyabiliyorum, sarıyla ifade ettiğim hangi artikeldi arkadaşlar? Tabii ki die artikeli. Dolayısıyla das sind die Radiergummis, bunlar işte o silgiler anlamına gelmiş oluyor. Şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar, cümlenin içerisinde artikel varsa mutlaka belirttiğim bir durum vardır, belirttiğim bir nesne vardır. İşte bu o her neyse, o falanca nesne. Dolayısıyla adres göstermiş oluyorum. Dilerseniz bunları Türkçeleştirirken aynı zamanda tekrarını da yapalım. Söyleyelim arkadaşlar. Das ist der Radiergummi. Bu o silgi. Tekrar. Das ist der Radiergummi. Das ist die Tafel. Bu o tahta. Tekrar. Das ist die Tafel. Das ist das Papier. Bu o kağıt. Das ist das Papier. Das sind die Radiergummis. Bunlar o silgiler. Tekrar. Das sind die Radiergummis. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde ein eine, kein keine cümle yapılarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.